Değerli arkadaşlar, 2017 yılının son günlerine yaklaştığımız şu dönemlerde elimizdeki birkaç resmi veriyi sizinle paylaşmak istiyorum. AKP iktidarının yarattığı toplumsal erozyon en çok kadınları ve çocukları vuruyor. İktidar toplumu zoraki muhafazakarlaştırma çabalarına girişirken toplumsal yapı bozuluyor, cinsel istismar, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sayısı ise hızla artıyor. Bilgi edinme kanunu çerçevesinde sorduğumuz sorulara gelen yanıtlar, kadınlar ve çocukların büyük bir tehlike altında olduğunu gösteriyor. Bakın, elimde Türkiye İstatistik Kurumu'nun yazılı sorumuza verdiği bir cevap var. TÜİK'ten gelen cevaba göre 2016 yılında cinsel saldırıya uğrayan çocukların sayısı geçen yıllara göre daha da artmış. Cinsel saldırıya maruz kalan çocukların sayısı 2014'te 11.000, 95.000 iken bu sayı 2016'da 16.877'ye ulaşmış. Yani 2016 yılında tam 16.877 çocuk cinsel istismara maruz kalmış. 2017 yılında sorabilirsiniz. TÜİK'e sorduğumuz sorular çerçevesinde kurum henüz 2017 verilerini çıkarmadığını, bunun üzerine çalışma yaptığını söyledi. O yüzden şu an için kesinleşen bu sayıyı sizinle paylaşıyoruz. Tabii bunlar sadece kolluk güçlerine yansıyan cinsel istismar vakaları. Bir de kolluk güçlerine yansımayan, adli makamlara intikal etmeyen cinsel istismar sayıları var ki bunları da üst üste koyduğumuzda ortaya korkutucu bir tablonun çıktığını söyleyebiliriz. Bu tablonun sorumlusu 6 yaşındaki çocuklar evlendirilebilir diyen sapıkların arkasında duran, onları teşvik eden, onları televizyon programlarında ödüllendirenlerdir. Bu tablonun sorumlusu hamile kadınlar sokağa çıkmasın diyenlere TRT'de program veren ve o zihniyeti destekleyen iktidardır. Bu dehşetengiz bilgiyi edindikten sonra sevgili arkadaşlar, Aile Bakanlığı'na da bir soru yönelttik. Ve Aile Bakanlığı'na çocukların uğradığı istismar sonrası açılan dava sayısını sordu. Bakanlık ellerinde buna ilişkin bir veri olmadığını söyledi. Ve bakanlık bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapmadığını da itiraf etti. Bir Aile Bakanlığı düşünün, istismara uğrayan çocuklara ilişkin herhangi bir çalışma yapmıyor ve bu çalışmayı yapmadığını da açıkça itiraf edebiliyor. Tabii durum sadece çocukların yaşadıklarıyla sınırlı değil. Kadınlar da cinsel saldırıya, şiddete ve cinayetlere maruz kalıyor. Ve ne yazık ki bu vakalar her geçen gün artıyor. Bakın, Adalet Bakanlığı'nın bir sorumuza verdiği yanıta göre 2011 yılında cinsel suçlardan hüküm giyen kişi sayısı 1447 kişiymiş. Bu sayı 2017'de ne yazık ki patlama yapıyor. Cezaevlerinde bugün itibariyle cinsel suçlardan dolayı hüküm giyen kişi sayısı 16.487'ye çıkmış. Yani cinsel suçları işleyenlerin sayısı son 5 yılda 11 kat artış göstermiş. Bir başka korkutucu tablo da kadınlara yönelik cinayetlerin sayısı. 2017 yılında neredeyse her gün bir kadın öldürüldü. Bu yıl kaybettiğimiz kadınların sayısı arkadaşlar tabloda da gördüğünüz üzere 364'e ulaştı. 2010 yılından bu yana 1915 kadın bu tür cinayetlerde hayatını kaybetti. AKP iktidarının temsilcileri bu cinayetlere yol açan zehirli dillerini değiştirmek yerine kadınları öldürüyorlarsa öldürüyorlar, zaten polis öldürenleri yakalıyor demekle bu tür cinayetleri teşvik ediyor. Biliyorsunuz Çorum'da AKP'nin üst düzey bir yetkilisi, canım öldürülüyorlarsa polis de onları yakalıyor dedi. İşte bu zehirli dil ve bu zihniyet kadın cinayetlerini teşvik eden, kadın cinayetlerinin artmasına sebep olan bir anlayıştır.
AKP iktidarı kadını aşağılayan, hedef gösteren, çocukları cinsel obje haline dönüştüren politikalardan ve bu zehirli dili kullananları desteklemekten vazgeçmelidir. Yoksa her istismar ve cinayetin sorumluluğunu da kendileri bizzat taşıyacaklardır. Bu yüzden iktidar sahiplerine bir çağrı yapıyor, Nazım Hikmet'in o şiirine bir ekleme yaparak, kadınlara ve çocuklara kıymayın, kıydırtmayın efendiler demek istiyoruz. Tabii kadınlara yönelik bu aşağılayıcı, kadını ikinci sınıf plana iten anlayış AKP'nin artık genlerine işlemiş durumda. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde gördünüz. AKP'li Zeytinburnu Belediyesi açık havuzları yasakladı. Her eve bir mescit kurma zorunluluğu getirdi. Daha doğrusu her apartmana. Sevgili arkadaşlar, Zeytinburnu Belediyesi'nin bizzat yaşam tarzına müdahale eden bu planlarının arasında 1+1 olarak tabir edilen evlere de izin vermeme var. Bu anlayış topluma bir yaşam biçimi dayatmak, sosyal toplum mühendisliği yapmak ve kendi hastalıklı ruh hallerini toplumun tamamına yayma girişimidir. Zeytinburnu Belediyesi adım adım şeriata giden bu anlayışı derhal terk etmeli, hiç kimsenin yaşam biçimine müdahale etmemelidir. Havuzların uygunsuz işlere neden olacağı gerekçesiyle yasaklanması Zeytinburnu Belediyesi'nin AKP'li meclis üyelerinin hastalıklı ruh halinin bir ifadesidir. Ne demek havuzlarda uygunsuz işler olacak? Siz bir kere kötü bir belediyecilik yapıyorsunuz. Sahili olan bir ilçede insanların denizle olan bağını koparıyorsunuz. Zeytinburnu denizi zaten kullanamayan bir ilçe. Sahilde olmasına rağmen. Üstüne üstlük bir de Zeytinburnu'nda sahili kullandırtamamanıza rağmen havuzları yasaklamanız, 1+1 evlere izin vermemeniz ve her yeni kurulacak apartmana mescit zorunluluğu getirmeniz topluma bir yaşam biçimi dayatmaktır ve açıkça söylüyorum faşizan bir anlayıştır. Sevgili arkadaşlar, tabii Türkiye'nin yaşadığı sorunlar sadece bunlarla sınırlı değil. Ben bu iki tabloyu kameraman arkadaşlarıma rahat çekebilmeleri için şöyle göstereyim. Bunlar sonuçta AKP iktidarının yarattığı toplumsal erozyonun sonuçlarıdır. 2017'ye ilişkin diğer verileri de sizinle önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Tabii Türkiye'nin ve dünyanın çok çalkantılı bir dönemden geçtiği günleri yaşıyoruz. ABD Başkanı Trump içte ve dıştaki sıkışmışlığını Birleşmiş Milletler kararını hiçe sayarak aşmaya çalışıyor. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden anlaşma, Orta Doğu'yu yeni bir ateş çemberinin içine sokmak ve Orta Doğu'nun tam da içine bir el bombası atmak demektir. Trump'ın özellikle lobilerden destek alabilmek adına bu tür popülist politikaları uygulamasının bedeli ne yazık ki Orta Doğu halklarına acı, kan ve gözyaşı olarak dönecektir. Trump'ın bu kararının yok hükmünde sayılması gerektiğini ve Trump'ın da bu yanlış karardan bir an önce vazgeçmesinin şart olduğunu ifade ediyorum. AKP medyası Trump seçildiğinde ona övgüler diziyor, alkışlıyor. Hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. Yapacak çok işimiz var diyordu. Şimdi o manşetleri atanlar ve o manşetlerin arkasında duran AKP yöneticilerine buradan bir kez daha sormak gerekiyor. Yapacak çok işimiz var derken, Trump'ı el üstünde tutarken, Trump'ı alkışlarken acaba yapılacak çok işlerin arasında ve hiçbir dönem yakın olmadığınız kadar yakın olduğunuz bu dönemde Kudüs'ün İsrail'in başkent ilan edilmesi planı projesi de var mıydı? Neden sessizsiniz şu anda Trump'ın bu çılgınlığına? Bakın Trump Birleşmiş Milletler kararını hiçe sayarak iç politika malzemesi haline getirdiği İsrail, Kudüs, Filistin meselesinde önemli bir anlaşmayı ortadan kaldırmış.
Birleşmiş Milletler'in anlaşmasını hiçe sayıyor. Tam da bugün Trump Orta Doğu'yu yeni bir ateş çemberinin içine çekerken Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan Trump'ın bu politikası doğrultusunda Lozan Anlaşması'nı gittiği Yunanistan'da tartışmaya açıyor. Ve Erdoğan Lozan Anlaşması'nın revize edilebileceğini, yeniden ele alınabileceğini, dünyada yapılan tüm anlaşmaların yüzyıllar boyunca sürmeyeceğini söylüyor. Sizin Trump'ın bu anlayışından ne farkınız var? Trump da 1960'larda alınan Birleşmiş Milletler kararını aynı gerekçelerle yok sayıyor. Erdoğan'ın bu açıklamaları Trump'ın bu çılgınlığına Türkiye'den can suyu vermektir. Trump da aynı gerekçelerin arkasına sığınıyor. Yapılan anlaşmaların yüzyıllar boyunca sürmeyeceğini söylüyor. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan, Lozan Anlaşması'nı tartışmaya açarak Misak-ı Milli'yi yok saydığını, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün tartışmaya açılabileceğini, Yunanistan'ın işgal ettiği adaların Yunanistan'a verilebileceğini mi söylüyor? Ne demektir Misak-ı Milli'nin tartışmaya açılabilmesi? Misak-ı Milli ve Lozan Anlaşması Türkiye'nin tapu senedidir. Bir kez daha söylüyorum. Lozan Anlaşması Türkiye'nin tapu senedidir. Lozan Anlaşması'nı tartışmaya açmak, Lozan Anlaşması'nı yok saymak, Lozan Anlaşması'nın revize edilebileceğini söylemek, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak demektir. Erdoğan bu talihsiz açıklamasını bir an önce düzeltmeli ve bu açıklamayı yapmadığını Türk kamuoyuna deklare etmelidir. Aksi takdirde Misak-ı Milli'nin ortadan kaldırılacağı, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün, Türkiye'nin sınırlarının tartışmaya açılacağı bizzat Erdoğan tarafından ve iktidar tarafından dile getirilmiş olur. Bu yanlış açıklamanın bir an önce düzeltilmesini ve Lozan'ın Türkiye'nin tapu senedi olduğunu gerçeğinin de AKP'liler tarafından kabul edilmesi gerektiğini söylüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Filistin konusunda sessiz olmakla eleştirdiğimiz hükümeti ama bu sabah Sayın Cumhurbaşkanı havalarında otobüsümüzün üstüne çıktı, miting yaptı. Sert mesajlar gönderdi. Ne bekliyorsunuz yani hükümetten? İktidardan ne bekliyorsunuz? Öncelikle hangi adımlar atmasını bekliyorsunuz? Örneğin Hamas intifada ilan etti. İsrail Batı Şeria'ya asker sevk ediyor. Türkiye'nin atması gereken adımlar neler? AKP iktidarının tutarsız dış politikası Türkiye'nin elini ve Türkiye'nin tezlerini son 15 yılda çok zayıflattı. Siz Yunanistan gezisinde eğer Lozan'ın tartışmaya açılabileceğini söylerseniz Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa'nın diğer ülkeleri de sizin dış politikanızı ciddiye almazlar. Çünkü şu anda AKP iktidarının izlediği dış politikanın dünyada hiçbir saygınlığı, hiçbir etkisi ve hiçbir caydırıcılığı yoktur. AKP iktidarının sürekli zikzaklar çizen dış politikası Trump'ı böyle pervasız bir karar almaya da cesaretlendirebilmiştir. Ne oldu da düne kadar tüm Amerika Birleşik Devletleri başkanları İsrail'in başkentini Kudüs ilan etme kararını hep ertelediler 6 aylık yetkilerini kullanarak? Ne oldu da Trump birdenbire bu kendince cesur kararı alabildi? Çünkü geçmişte bu tür konularda müzakere masasının en önemli kilit taşı olan Türkiye'nin artık hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da ciddi bir dış politika anlayışı yok. Türkiye hatırlayın Mısır meselesinde, Filistin meselesinde her zaman açık diplomasi ya da kapı arkası diplomasisinde önemli bir kilit taşıydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi tezleri her zaman dünyada saygınlık ve kabul görüldü. Ama ne yazık ki şu an AKP'nin dış politikada sürekli taviz veren, Türkiye'nin resmi tezlerini inkar eden, Türkiye'nin resmi tezlerini yok sayan anlayışı AKP iktidarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin söylemlerinin etkisizleşmesine yol açtı. Ne yapabilirsiniz? Amerika'ya kızıp İsrail'le gemileri yakmak yerine
Amerika'ya ciddi ve tutarlı bir tavır alabilirsiniz. Bugün merak ediyorum, Sayın Erdoğan acaba Trump'ı arayıp Trump'a bu kararın yanlıştır, bu kararı tanımıyoruz, bu karardan bir an önce vazgeç diyecek midir? Bunun karşısında AKP iktidarı Trump eğer bu politikada ısrar ederse hangi yolu izleyecektir? Onu da merak ediyorum. Şu an iktidarda olan onlar. Şu an iktidarda olanlar onlar. Ha şimdi şöyle düşünebiliriz. Rıza Sarraf için Amerika Birleşik Devletleri'ne nota veren, Rıza Sarraf'ın sağlığını, nerede kaldığını, hangi cezaevinde kaldığını merak eden, bunun için iki kez ABD'ye nota veren AKP iktidarının Filistin içinde, mazlum Filistin halkı içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi bir nota vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Erdoğan ne notası, müzik notası mı deyip geçiştirmesin. Eğer mazlum Filistin halkının davasının yanındaysak, eğer bütün Türkiye bu davanın etrafında uzun zamandır olmadığı gibi kenetlenmişse, Sayın Erdoğan'ın ve AKP iktidarının da en azından ciddi bir notayla Amerika Birleşik Devletleri'ne kararlılığını göstermesi gerekir. Bir de efendim, bugün Abdülkadir Selvi'nin bir köşe yazısı var. Yani evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği MİT belgesini, hani MİT içerisindeki bir FETÖ'cü klik tarafından kaleme alındığı, yine aynı şekilde bir gazeteci, yani FETÖ mensup bir gazeteci tarafından haberleştirildiğini söylüyor ve hani gazeteci tabi olarak bayağı hani, geçerli yok demeyi getiriyor. Nasıl derler? Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin yazısı çelişkilerle dolu. Yazının üstünde belgenin MİT belgesi olmadığını, altında ise MİT'in içinde çalışan FETÖ'cüler tarafından yazıldığını, bu sebeple de geçersiz sayılması gerektiğini söylüyor. O halde Abdülkadir Selvi'nin mantığından yola çıkarsak, ki Selvi'nin iktidarın önemli bir kanadının sesi olduğunu, temsilcisi olduğunu biliyoruz, FETÖ'cü hakimlerin adliyelerde verdiği kararların da tanınmaması gerekir. FETÖ'cü öğretmenlerin öğrencilere verdiği notların da ortadan kaldırılması gerekir. FETÖ'cü öğretmenlerin verdiği diplomaların da yok sayılması gerekir. Ayrıca nereden biliyormuş Abdülkadir Selvi bu belgenin MİT içindeki FETÖ'cüler tarafından yazıldığını? Bu belge sonuçta başbakanın önüne gitmiş. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilgi notu olarak dönemin başbakanına iletilmiş ve bu resmi evraklar arasına girmiş. Efendim onu FETÖ'cüler yazdı. Bunu başkaları yazdı. Arkadaşlar, devlet bu mantıkla yönetilmez. Eğer bu belgeyi FETÖ'cüler yazmışsa ve bu yüzden dolayı geçersizse, o halde FETÖ'cülerin verdiği hakim kararlarının da yok sayılması gerekir. O belge FETÖ'cüler tarafından falan yazılmış değil. Sayın Genel Başkanımız kendisine gelen bir bilgiyi doğrulatmış ve dolayısıyla da kamuoyuna sunmuştur. Abdülkadir Selvi'nin büyük bir telaşla efendim o belge yok sayılmalı demesini de doğrusu anlayamıyorum. Buna AKP iktidarının çıkıp cevap vermesi gerekir. AKP iktidarının çıkıp o belge sahtedir demesi gerekir. Bugüne kadar AKP iktidarından Sayın Genel Başkanımızın açıkladığı belgeleri yalanlayabilecek, o belgeleri çürütebilecek bir argüman, bir tespit, bir kanıt gördünüz mü? Sadece hakaret ederek, küfür ederek, tehdit ederek, kabadayı tavrıyla, sokak ağzı tavrıyla, siyasetin seviyesini artık yerlerde süründüren bir anlayışla akıllarınca hakaret ediyorlar, cevap veriyorlar. Ve o tehditlerden, o sokak ağzından çekineceğimizi, yılacağımızı düşünüyorlar. Arkadaşlar buradayız. Buradayız işte. Gelsin kim ne yapmak istiyorsa yapsın bakalım. Gazeteciler iktidarlar adına konuşmaktan vazgeçmelidir. Bu gazetecilik açısından doğru bir şey değil. Keşke iktidarın bir temsilcisi çıkıp o belge sahtedir diyebilseydi. Dün o belgeyi arkadaşlarımız Meclis Genel Kurulu'nda kürsüde de gösterdiler ve hiçbir AKP milletvekili bu sahtedir diyemedi. Belgede bilgi notunda veyahut da Zarrab'la ilgili Türkiye'nin çok zor durumda bırakılacağına dair ileride hani önemli bilgi notları var. Yani aslında bugün yaşananları
da habercisiyle bugün gelişmeler çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani sahte olsa bile. O belgenin ortaya koyduğu gerçek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 24 yaşındaki bir çocuğa teslim edildiğinin işaretidir. Türkiye Cumhuriyeti 24 yaşında bir rüşvetçiye, bir kaçakçıya, ne iş yaptığı belli olmayan birine ne yazık ki teslim edilmiştir. Rıza Sarraf AKP iktidarının kamburudur. Bu kamburdan da kolay kolay kurtulamaz. Yok sayarak, ajan ilan ederek, efendim bunlar aslında İran'a çalışıyormuş diyerek siz o kirli rüşvet ağının üstünü örtemezsiniz. Ne dedi Rıza Sarraf? 45-50 milyon euro Zafer Çağlayan'a rüşvet verdim dedi. Zafer Çağlayan bugüne kadar ben böyle bir para almadım demedi diyemedi. AKP iktidarının temsilcileri bizim bakanımıza hiç kimse bu iftirayı atamaz. Bizim bakanımız bırakın 45-50 milyon euro rüşvet almayı, 45 TL dahi almamıştır. Boğazından bir haram lokma geçmemiştir demedi, diyemedi. E şimdi Sarraf, 24 yaşında bir çocuk. Getirmişsiniz, parayı ona teslim etmişsiniz. Rüşvet ağının içine sokmuşsunuz. Rüşvet çarkının başına oturtmuşsunuz. Rüşvet vermediği iktidardan hiçbir yetkili kalmamış, hiçbir temsilci kalmamış. Rüşvet bir ahtapotun kolları gibi iktidar partisinin her yanını sarmış. Düne kadar Türk bayrağının önüne oturtup cari açığımızı çözdü, aslında milli kahramandır dediğiniz Sarraf'ı bugün birdenbire ajan, ABD'ye çalışan, aslında İran'a çalışan biri olarak niteliyorsunuz. Arkadaşlar, mızrak çuvala sığmıyor. Sarraf konuştukça foyalarınız ortaya dökülüyor. Teşekkür ediyorum.